görüşürüz Kevser teyze. Bir şey olursa haberleşelim. Tamam kızım. Ayşe Sultan'a selam söyle. Söylerim. İyi günler. Görüşmek üzere. Karıcığım, bu ne güzel sürpriz. Buyur gel. Ne yapıyorsun? Sen neyin peşindesin? Anlayamadım. Selim, bırak numara yapmayı. Teyze, bir sakin olur musun? Gerçekten ne demeye çalıştığını anlayamıyorum. Selim, Bilal'e sen komplo kurdun değil mi? Teyze, kendinde misin? Ne komplosundan bahsediyorsun? Selim, hiç inandırıcı değilsin. Biliyorum, bu senin işin. Allah razı olsun Gökhan Bey oğlu. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek? Bir ihtiyacınız olursa haber vermeniz yeterli. Sağ ol evladım. Annene selam söyle. Baş üstüne. Daldı, uyanmaz artık. Ah, Kevser geldi. Neymiş, ne oldu? Ancak yarın sabaha çıkar diyorlar. Sözde sürpriz yapacaktık değil mi kızım? Nedir bu başımıza gelen anne? Bilmiyorum kızım, bilmiyorum. Feyza, söylediğin şeyin hiçbir mantığı yok. Bir kere ben Bilal'in ne iş yaptığını bile bilmiyorum. Sonra ben tarih eseri nereden bulacağım da Bilal'in tırına yerleştireceğim? Yani bu çok komik. Selim, senin daha önce neler yaptığını çok iyi biliyorum. Bunu da yapacağından hiç şüphem yok. Feyza, bak, benim Bilal'le bir alıp veremediğim yok. Benim tek derdim seninle. Sen benim karımsın. Tek istediğim çocuğumuzla birlikte yeni bir hayata başlamak. Hiç değişmeyeceksin değil mi? Ama bu kez olmayacak Selim. Bu kez kurtulamayacaksın. Adaletin önünde hesap vereceksin. Yanına kalmayacak. Sen ölürsen karıcığım, Bilal cezaevinde çürürken de aynı şeyleri söyleyebilecek misin bakalım? Aman da benim minik prensesim, ne güzel gülermiş. Kurban olsun Ayşe ninen sana. Dur bakalım, annen nerede kaldı? Ben geldim Ayşe Sultan. Ah, bak geldi annen işte. İyi insan lafının üstüne gelirmiş. Şimdi seni arıyordum. Ne o kızım? Yoksa konferans iyi geçmedi mi? Feyza, bir şey olmuş belli. Keşke dediğin gibi konferans kötü geçseydi. Kızım, meraklandırma da söyle hadi, ne oldu? Hilal nasıl, yordu mu seni? Yo
yarar mı hiç? Neşesi yerinde maşallah. Teyze, anlatacak mısın yavrum? Anlatacağım Ayşe Sultan, anlatacağım. Hoş geldin Gökhan. Neymiş konu? Vallahi durum karışık Şükran. Tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alınmışlar. Bilal ve Necati. Olacak iş değil. Öyle. Sen de zor durumda kaldın burada. Kusura bakma. Önemli değil. Ben arkaya geçeyim. Ya çıkamazsa içeriden, ya hapse atarlarsa. Aklına kötü şeyler getirme Kevser. Allah'ım. Allah'ım ben ne yaparım? Ay. Rezan çabuk kolonya. Anneciğim. Yapma böyle. Senin sağlam durman lazım Kevser. Kimseyi düşünmüyorsan. Anneciğim iyi misin? Nusret'i düşün. Bilelim. Rezan, kızım annem bir şey yememiştir şimdi oralarda. Çorba yapmıştım. Hadi ısıt da getir. Tamam Sade teyze. Ay tamam. Saadet abla. Canım topla kendini. Saadet abla. Bu taşın altından da Selim mi çıkacak yani? Emin misin? Ondan başka kim Bilal'e zarar vermek ister ki? Doğru diyorsun. Bilal'in başına dert açmaya devam ediyorum. Benim yüzümden. Bu da nereden çıktı kızım? Ne günahın var senin? Selim'in davası başka. Neden yapıyor bunu? Neden? Aman. Onun kime neden taktığı belli mi olur kızım? Dengesizin teki işte. Yok Ayşe Sultan. O beni iyice saplantı haline getirdi. Ondan böyle yapıyor. Tamam kızım. Öyle olsa bile senin bunda bir suçun yok. Neresinden bakarsan bak bu onun dengesizliği. Bu dengesiz adam benim kızımın babası. Ömrüm boyunca benim de kızımın da hayatında olacak. Kızım yapma böyle. Nasıl yapmayayım Ayşe Sultan? Selim'den kurtulmaya çalışmamın hiçbir anlamı yok. Hayatıma saplanmış durumda. Belki de her şeyi kabul edip yeniden Selim'le yaşamalıyım. O zaman hiç kimse zarar görmez. Kızım o ne biçim laf? Güçlü dur bakayım. Sinirlerin yıpranmış senin. Duymayayım böyle şeyler bir daha. Ya düşünmekten çıldıracağım. Başka hiç kimse aklıma gelmiyor. Bize bu komployu kurabilecek tek kişi var, o da Selim. Buradan çıkar çıkmaz ilk iş onun peşine düşelim. Abi. Ya buradan çıkamazsak? Bizim o anımız ak Necati. Adalet er ya da geç yerini bulacaktır. İnancım tam. Masum olduğumuz, oyuna geldiğimiz çok yakında ortaya çıkacaktır. İnşallah abi, inşallah. Hem o heykeller de gerçek olamaz. Nereden biliyorsun? Oğlum bir düşünsene. Selim iflas etti. Neredeyse hiç parası yok. Gerçek eserler satın alabilecek maddi güce sahip değil. Keşke öyle olsa. Ama o şerefsiz bulmuştur bir yolunu abi. Ben artık gideyim. Nusret uyurken sen de güzelce bir dinlen. Yemeğe bize gelirsiniz. Gitme Saadet abla. Şükran'ı çağıralım bize gelsin. Olur mu ayol? Olur. Bilal'in en sevdiği yemeği yapmıştım. Nasip değilmiş yavruma. Ama ne söz vermiştin sen? Hani ağlamayacaktın? Kal ne olur.
İyi, Şükran'ı arayayım bari. Necati. Unutturma da yarın avukata fabrikanın güvenlik kayıtlarını kontrol etmesini tekrar hatırlatalım. Hem belki heykelleri koyan kişinin görüntüsü kayda girmiştir. Abi, emniyet kamera kayıtlarını almadı mı zaten? Almışlardır herhalde Necati ama hangi günü? Ya heykeller günler öncesinden oraya yerleştirildiyse? Haklısın. Daha dikkatli incelemek lazım. Peki bu kamera kayıtları durdurulduysa ne olacak? Bu benim de aklıma geldi ama o zaman kayıt saatinde atlama olacaktır. İlla ki bir yerden ele vermiştir kendini. Ama Kevser teyze yemeniz lazım. En sevdiği yemekleri yaptım. Kendi oralarda. Ne yer, ne içer Allah bilir. Anneciğim. Kutlama yapmak kısmet değilmiş, gördün mü kızım? Abisine hediye almaya gitmişti. Ben de en sevdiği yemekleri yapacaktım. Bu gece moral olsun diye ona böyle bir şeye girişecektik ama kısmet değilmiş. Kevser. Canım, yapma hadi. Beyler, yemekler. Ben yemeyeceğim Necati. Benim de pek yesim yok. Kızım, aklım sendeydi. Nasıl oldun Feyza? İyiyim, daha iyiyim. Ben düşündüm, bir karar verdim. Hayır olsun. En doğrusu buradan gitmek. Bu mahalleye taşınmakla hata ettim. Belayı da peşimden sürükledim. Bak, hala kendini suçluyorsun. Ama öyle. Yavrum, hissi düşünme. Bu ev bizim kurtuluşumuz oldu. Hatırlasana kapıya diktiği adamları. Bu ev olmasaydı hala zaptırapt altındaydık. İyi de bu sefer de iki masum insan hapiste. Yavrum, sabret biraz. Hele şu olay bir aydınlığa kavuşsun. Biraz sabır yavrum. Biraz sabır. Allah'ım, sen haklıyı gözeten, masumu koruyansın. Bilal'e yardım et. Onu şehrin gazabından koru.
Ne yaparsam yapayım hala sana zarar veriyorum. Başına ne geliyorsa benim yüzümden. Çay daha alır mısın? Aa, yok yok kızım, almayayım. Aklım keserlerde. Gidip bir bakayım. İyi olur anneciğim. Pastaneyi bırakabilsem ben de gelirdim ama... Sen işine bak kızım. Bir şey olursa haberleşiriz nasılsa. Bilal için çok üzülüyorum anne. Çocuğun başına gelmeyen kalmadı. İster misin bu işin altından Selim denen o adam çıksın? Ama o Feyza ile evli. Hala uğraşıyor olabilir mi dersin? Günaydın. Günaydın. Kahvaltıyı bahçeye hazırlıyorum. İyi, ben de yardım edeyim. Kızım sen otur, ben hallederim. Olmaz öyle şey. Feyza ben bilirim, bütün gece uyumamışsındır sen. Hadi geç otur bakayım oraya. Oturmam. Bak Feyza... Farkındayım. Hala canın sıkkın senin. Ne dersem diyeyim, beni dinlemeyeceksin değil mi? Elimde değil. Vicdanım hiç rahat değil. Ah Feyza'm ah. Ben Ülker arayayım. Bilal ve Necati'nin durumuyla ilgili bir gelişme olursa onun haberi vardır. Hoş geldin Saadet teyze. Anne nasıl Rezan? Nasıl olsun? Birazdan karakola gidecek. Gel Saadet teyze. Hoş geldin Saadet abla. Ah Kevser. Hoş bulduk canım. Ay, ay, ay. Nasılsın Kevser? Nasıl olayım Saadet abla? Gökhan'ı bekliyorum işte. Karakola bir gitsem, Bilal'imi bir görsem. Hayırlısı bakalım. Yapmamı istediğin bir şey varsa söyle. Sağ ol Saadet abla. Dua edin de güzel haberlerle gelelim. İnşallah canım, inşallah. İnşallah. Ülker, bir gelişme olursa bana mutlaka haber ver. Olur mu? Tamam canım. Görüşürüz. Yok muymuş bir gelişme yavrum? Yeni bir haber yok. İçerideler hala. Ben bir Hilal'e bakayım yavrum. Sen sıkma canını. Bak... Bizim avukat bir ahbabımız var. Bir terslik olursa onu arar, durumu anlatırız. Bilal'lerin avukatı da çok iyiymiş Saadet abla. Bilal öyle demişti. Tamam canım, yine de aklında olsun. Sağ ol, eksik olma. Hah, Gökhan gelmiştir. Ay, ben de pastaneye gidip Şükran'a biraz yardım edeyim. Tamam. Bak Rezan, bak bir şey lazım olursa ara, tamam mı? Tamam Saadet teyze. Ben de bir Nusret'e bakayım. Heh, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Hazırsanız gidelim. Hadi hemen gidelim. Yarenim sana emanet. Hadi hayırlı haberlerle dönersiniz inşallah. İnşallah Saadet abla, inşallah. Hadi.
Hoşçakalın. Siz şöyle oturun. Ben durumu sorup bilgi alayım. Sağ ol oğlum. Ben burada bekliyorum. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Bütün gece uyumadın mı abi? Gözüme uyku girmedi. Benimki de tavşan uykusu işte. Buyurun. Teşekkürler. Günaydın beyler. Günaydın Serdar Bey. Hayırdır? Size güzel bir haberim var. Eserler sahte çıktı. Allah be! Biliyordum, sana söylemiştim değil mi Necati? Birazdan savcı karşısına çıkacaksınız. Ve büyük ihtimalle de serbest kalacaksınız. Çok şükür. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim, iyi günler. İyi günler. Geliyor. Ne oldu? Bir şey öğrenebildin mi? Bugün bırakırlar diyor memurlar. Aa, şükürler olsun Allah'ım sana. Avukat yanlarında. Birazdan gelince detayları öğreniriz. Ülker. Ne oldu, bir gelişme var mı? Evet, bugün çıkacaklar. Gerçekten mi? Ben demiştim onların bir suçu yok diye. Çok şükür. Allah'ım. Çok şükür. Teyza, mışıl mışıl uyuyor meleğimiz. Teyza, bu arada olaylar karıştı, soramadım. Nasıl geçti konferansın? İyiydi Ayşe Sultan. Çok sevindim. Yani emeklerin boşuna gitmedi. Evet. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.